Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve vesselam ala Resulillah. ba'du. Kıymetli dostlar, bu üçüncü bölümle inşallah hitama erdirmiş olacağız. Şimdi gelen bir iki soruyu size hemen cevaplayayım. Sonra dersimizin üçüncü bölümüne geçelim. Birincisi arkadaşlar şunu soruyorlar. Diyorlar ki biz bu namazı çalışıyoruz icabında gündüz. Geceleyin yetiştiremezsek aslında yetişiyor da olabilir. Herkesin durumu imkanı veyahut da yorgunluğu olabilir gibi gibi yetiştiremeyebilir, hasta olabilir. Şunu söyleyeyim. Eğer bu gece yetiştiremiyorsa ta ki imsak vaktine kadar o zaman yarın müsaitse yarın da gündüz ikindiye kadar inşallah bu namazı tamamlamaya gayret edelim ve huvellezî ce'alel leyle ve nehâra hilfeten limen erâde iyye zekkera ve erâde şükûra. O Allah ki ve huvellezî öyle bir Allah'tır ki ce'alel leyle ve nehâra gece gündüzü ne yaptı? Hilfeten birbirine halife kıldı. Kimler için? Limen erâde iyye zekkera Allahu u Teala zikretmeyi murad eden. Evye zekkere şükura veyahut da şükrü murad edenler için. E şimdi bu zikir, bu namaz baştan aşağı zikir. Ayrıca şunu da söyleyeyim, inanın bütün mağfiretin tabiri caizse kitaplarımıza e, itimadım sonsuz olmakla beraber böyle söylüyorum. Böyle gani gani böyle rahmetin içerisinde dalacağımız bir gecedeyiz. Duaların çok kabul olacağı bir zamandayız yani. E, öyleyse bu gece... İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanatına göre de söylüyorum. Şudur belki birçoğunuz bilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni hapise attıkları zaman oğluna mektup yazdı. Şöyle buyurdu. Oğlum dedi zaman hiçbir şeyle meşgul olmaz zamanı değil dedi. Musibet zamanlarındayız. Zaman hiçbir şeyle meşgul olmak değil. Sadece zikirle meşgul olmaz zamanı dedi. La ilahe illallah zikriyle meşgul olmaz zamanı. Şu anda dua, zikir, dua, zikir başka hiçbir şeyle meşgul olma zamanı değil arkadaşlar. O yüzden aman 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 içinde bulunduğumuz bu belanın defi için bu gece kesinlikle bütün millet, çoluk çocuk bu işe gayret etmeliyiz. Bağusuz bu salatül hayrı kılmak için yegane gayret etmeliyiz. Şimdi dersime devam ediyorum. Bununla hitap verdirmiş olacağım. Ve fil hadis Hadis-i şerifte geldi ki men ahya kim beş geceyi ihya ederse ve lehul cennet cennet ona vacip olur. Cenneti gerektirecek amelleri yapmaya muvaffak olur. Neymiş peki onlar? Leyletet terviye terviye gecesi yani kurban bayramında arife gününden bir gün önce ve arefe arefe günü ondan sonra terviye gecesinden sonra gelen ve leyleten nahri ve kurban gecesi, kurban kesileceği gün, arife gününden bir sonra. Ve leyletel fıtri ve Ramazan bayramının gecesi. Ne demek? Yani sabahına bayram namazına kalkıyoruz ya. İşte o gece. Yani uyumadan önceki zaman. Daha nedir? Ve leyleten nisfı şaban. İşte bu gece. Şabanın 15. gecesi. O yüzden bu gece o kadar mühim, o kadar mühim, o kadar mühim. Benim gibi aciz anlatmaktan, idraktan yoksul yani. Allah'ım sizleri de bizleri de cümlemizi bu geceye, bu gecede amele muvaffak eylesin. Ama bir de şöyle bir şey var. İnna Allah'a yaghfiru li cemiyel müslimin fi tilke leyleti. Hadis-i şerifte geçiyor ki Allahu Teala Hazretleri bu gecede bütün Müslümanları bağışlar. İlla likahin Şahin müstesna ne demek? Gayıptan haber verdiğini söyleyen falcılar vesaire. Fal bakanlar var ya. Gayipten haber veriyorlar. Şöyledir, böyledir falan filan. Bunlar müstesna. evsahir sahir da sihir yapan, sihir büyü. Ben pek yapan yok zannediyordum ama meğer el altından, merdiven altında bu işleri yapan varmış. Şahit oldum yani bu minvalde yaptıracağım diyeni bile duydum maalesef. Ee, başka kimdir? E müşahin müşahin. Ne demek bu? Düşmanlık yapan, buz güden, kin, nefret Müslümanlara karşı. Bunlar bununla ilgili bir şey gelecek birazdan bir izah gelecek. Ev yahut da e, hamrin içki içme ısrar eden hala yani aman düğünde bayramda içeriz deyip de bu işe bir son vermeyen tövbe etmedim ama içmiyorum ama tövbe de etmedim. Bu midmünül hamr içki içmeye ısrar etmek. Yani bu gece tam zamanı bu gece bırakmayacağız. İşte görüyorsunuz başımıza bu kadar sıkıntı gelmiş de, ne zaman yapacağız? Yani bu işin artık bir son verme zamanı gelmedi mi? Tamam ya Rabbi hep benim yüzümden hep bizim yüzümüzden oldu bu işler demenin zamanı gelmedi mi? Bir de şunu söyleyeyim ve mekan Allah bihum entefim ve merkan Allah bihum Habibim sen onların içerisinde olduğun müddetçe azap etmem ve onlar istiğfar günahlarına tövbe etme işine müdavemet gösterdiği müddetçe ben onlara azap etmem buyur Allahu Teala Hazretleri. İşte bu gece tövbelerin de, dualarında, zikirlerinde kabul ve makbul olduğu bir gecedeyiz. Artık bu gece bir şeylere son vermenin zamanı e, ve artık u dönüşü tabiri caizse yapmanın zamanı. Ve başka kim affetmez buyuruyor Resulullah Efendimiz? Eakuni validey. Li valideyni. veyahut da anne babasına hala asi olan. Hala hala mı? Arkadaşlar bununla ilgili çok geçmiş sohbetlerde şeyler anlattım ama şunu söyleyeyim. İmanı tehlikeye sokan dört büyük şeyin içinde bu zikrediliyor. Akun valide, anne babaya asi olmak. Ama sen biliyor musun ondan bundan? Vallahi neden olursa olsun. Ananın babanın hakkı asla ve kat'a ödenmeyecek. Gelin hazır içindeki bulunduğumuz durum bizlerde bir şeyi değiştirirsin. Bir de üstüne üstelik beraat gecesi gelin sevdiklerimizi arayalım ki özellikle anne babaysa, kardeşse, amcaysa, dayıysa, halaysa, kolu komşuysa gel bugün son verelim kardeşim deyip de bitirme zamanı. Özellikle anne babasına asi olan ve bunda hala tövbe istiğfar etmeyen bu gece de olmaz buyuruluyor. Ev yahut da musirun ale zina veyahut da zinaya ısrar eden olabilir. Keşke olmasa ama insan düşmüşse bu tip belalara Hocam kurtulamıyorum. Ya bu gece dua edelim de Allah gönlümüzden bunun sevgisini söküp atsın bu günahların. Ya Rabbi ne olursun bizi bu gecede affeyle. Eğer ben sahiplerdensem orada beni sabit muhkem eyle. Ama şakilerdensem ya Rabbi lütfen ve keremen bu sıkıntıdan beni kurtar diye dua etmenin zamanı. Olabilir kul kusursuz mevla afsız olmaz. Ama bu geceyi ganimet bilelim işte. Az önce geçen müşahin hakkında bakın ne buyruluyor. Fessara ehlül ilmi el müşahine yani ilim ehli müşahini hani kin, buz, adavet, düşmanlık besleyenler var ya dedi. Bunları tefsir ederken dedi ki yani ilim ehli fiyadel mevzi bu mevzide neyle dedi? Bi ehlil bid'i vel ehvai ve hatta al İslam. Müşahin demek dedi ehli bidat. Ehli bidat. Ne demek şimdi? Herkese kafir diyenler var ya. Siz tağutçusunuz diyenler var ya. Bununla ilgili bir izah yapacağım inşallah. Mesela onlar heva ehli nefsinin hevasına düşmüş adamın elinde Kur'an silah silah. Ayetlerle seni kafir ediyor. Zındık ediyor. Neler söylüyor sana? Allah kalplerinden de yüzlerinden de merhameti de nuru da sökmüş almış halbuki ama göremiyor. Efemen züyne lehu amelihi ferahu hasene. Şunun durumu nasıldır bu yolla Teala Hazretleri? Kendi yapmış olduğu ameli güzel gözüküyor. Ona süslü gözüktürülmüş. E artık demiyor ki ben yanlış yapıyorum. Ben doğru yapıyorum. Ben doğru yoldayım. Ben hidayetliyim. Siz kafirsiniz. Siz şöylesiniz. Siz böylesiniz diyorlar. Ehli bidat bunlar. Sadece onlar değil sahabeye söven ehli bidat, Kur'an-ı Kerim'de yeni reformistlik yapanlar, yeni yorumlar getiren bidatçılar, ondan sonra efendim daha kimleri buraya koyabiliriz? Yani modernist, bu olmaz şu olmaz. Yani ehli sünnet el cemaatin dışına çıkan ehli bidat oluyor. İşte bunlar bir de şurası velhette ala ehli İslam. Ehli İslam'a buğz eden Kasti. Artık size bırakıyorum buranın yorumunu. Sizce buraya kimler girer? İşte bunları Allahu Teala Hazretleri diyor affetmez. Yine de kurban olduğum Allah hidayet Mevla'nın elinde. Mukallibel kulüp o. Yine de biz onlara da dua edelim ki Allah kalplerini çevirsin hidayete eli sünnete. Diğer bir şey ise diğer bir şey ise innehu u'tiye fiha Resulullah İnnehu u'ta fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem temame şefaati. Bu gecede Resulullah Efendimiz'e şefaatin tamamı verildi. Ve zelike o da şöyle oluyor ki Resulullah Efendimiz misale leylete thâ li thî şaban şefaati fi ümmeti Resulullah Efendimiz Şaban'ın 13. gecesinde ümmeti için şefaat hakkı istedi Allahu Teala Hazretlerinden. Fe u'tiye es thülüfü Üçte biri verildi şefaatin. Daha sünne seyle Leyle 14. gecesi yine devam etti ya Rabbi ümmetime şefaat hakkı. Fe'udiya ifleteyni 3'te ikisi verildi. Sünne seyle Leyle 15. Sonra 15. gecesi devam etti duaya. Yani bu gece olan Berat gecesine Fe'udiya cemi cemi tamamı verildi ümmetinin siz diyeceksiniz o zaman siz ne yaptınız? Hepsini kurtardınız falan. O zaman Resulullah herkesi kurtarır. İlla istisnası geldi. Ben şerrede alallah şirade ba'ir. Ama Allah'tan kaçak devenin kaçtığı gibi Allah'ın emirlerinden, hükümlerinden, şunları yapın da bunları yapmayın dediklerinden kaçanlar müstesna onlar şefaatten mahrum olurlar buyruluyor. Öyleyse ne yapacak? Ne yapacağız? Az önce bahsedilen e, bağ, bağışlanmayan zümreden son derece içtinab edeceğiz. Bir U dönüşü yapacağız. Ehli bidattan kaçacağız. Ehli bidata kalırsa onu da yapmayın, bunu da yapmayın. Ya bir kere de din bir şeyin ispatına çalışın. Hep inkarına çalışıyorlar. Bir kere de ispatına çalışın ya. Ehli sünnetle alakalı bir şeyle de mutabık olun. Ne yapmış oldukları Kur'an tefsiri bizimkiyle aynı. Kur'an aynı halbuki. Bunu yaşayan Resulullah Efendimiz'in e, izahları ortada. Hadis-i şerifleri ortada. Takmam diyor onu diyor. Ama Umre'ye gittiği zaman da milleti götürdüğü zaman şurada şöyle oldu, burada böyle oldu, burada böyle oldu. Nereden anladın? Nereden çıkarttın bunu? Sen hadis falan takmayan bir adamsın. Nereden çıkarttın bunu? Kur'an'da bu kadar tafsilatıyla yazmıyor. Tarih kitapları diyecek. Yani dünkü yazılan yani şöyle söyleyeyim dünkü de değil yani he. Ee, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından sonra sahabeden sonra efendim yazılan siyer kitaplarına tarih kitaplarını kabul ediyor ama hadis kitaplarını kabul etmiyor bu nasıl bir tezat sizleri bu mevzuda zaten e, uyanırsınız sizler ama yine de bir tefekkür ve tezekküre davet ediyorum burada bir düşünün bakayım Aa, gerçekten de öyleymiş diyeceksiniz. Ee, artık bunun da son vermiş olayım. Burada bitirelim. Daha fazlasını zaten sizler sohbet ehlisiniz, ilim ehlisiniz dinliyorsunuzdur. Hepinizden hususi dua beklerim. Dua da ederim sizlere. Dua da beklerim. Mevla Teala Hazretleri şu sıkıntılı günlerimizi bu gecenin hürmetine üzerimizden defi rafi izale eylesin hatta zahiri batini, maddi manevi bütün sıkıntılarımızı bu gecede def izale eylesin. Allah-u Teala Hazretleri daha müreffeh, daha güzel günler bizlere nasip eylesin. Sağlık personelimizi güç, kuvvet, takat ihsan eylesin. Hastalarımıza acil şifa, Rabbim nasibi müesser eylesin diyorum. Selamun Aleyküm.